Herkese merhabalar arkadaşlar. Artık Sözcükle Yapı'da sona gelmek üzereyiz. Ve hangi alt başlıkla devam ediyoruz? Sözcüğün yapısında basit, türemiş, birleşik sözcükler ile yolumuza devam ediyoruz. Canlar, eğer size sözcüğün yapısını sorarlarsa aklıma basit, türemiş, birleşik gelecek. Tekrar ediyorum. Eğer sözcüğün yapısını sorarlarsa aklımıza basit, türemiş, birleşik gelecek. O yüzden bizim için önemli bir alt başlık diyorum ve bu videoda basit sözcükler ile türemiş sözcükleri hallediyorum. Emin olun, videoları seri şeklinde izlediyseniz zaten bu konu bitti demektir. Peki nasıl? Şimdi canlar, basit sözcük demek kesinlikle ve kesinlikle yapım eki almamış sözcük demektir. Tekrar ediyorum. Basit sözcükler yapım eki almayacak. Ve aynı zamanda başka bir sözcükle birleşmeyecek arkadaşlar. Yani en az iki sözcük bir araya gelmeyecek. Bu durumda ilk başta örnek olmayanları veriyorum. Bakın, su sözcüğü şu anda kök. Ben buna la yapım eki getirdim. Sulamak. Bakın, isimden fiil oldu. Yani sözcüğün türü değişti. O zaman bu basit sözcük olamaz. Ya da başka bir örnek veriyorum. His artı etmek, hissetmek. İki tane sözcük birleşti. O zaman basit sözcük olamaz. Birleşik sözcüktür. Peki hocam, basit sözcük ne? Basit sözcükler yapım ekini almayacak. Başka bir sözcükle birleşmeyecek. Ve sadece ve sadece alırlarsa eğer çekim eki alacaklar. Tekrar ediyorum. Hangi eki alıyorlarmış? Çekim ekini alıyorlarmış. O zaman canlar, mesela ben buraya gel fiilini yazdım. Daha sonra şimdiki zaman ekini getirdim. Daha sonra ım şahıs ekini getirdim. Bakın, buradaki ım şahıs eki, yani çekim eki. İyor kip eki, yani çekim eki. Yapım eki yok. O zaman bu sözcük yapısına göre basit olmuş oldu. Ya da canlar, diyorum ki annem sözcüğünü yazdım. Anne kök zaten. Kimin annesi? Benim annem. Eşittir iyelik eki. İyelik eki çekim ekidir. Bu durumda eşittir basit sözcüktür. Ya da başka bir örnek veriyorum. Sen sözcüğü e yönelme hal eki alsın, sana. Bakın, sözcükte bir anlam değişmesi yok. O zaman yapısına göre neymiş? Basitmiş. Ya da saat t. Bakın, bulunma hal ekini aldı. Eşittir çekim eki, eşittir basit sözcük. Yani bizim basit sözcüklerimiz çekim eki alacaklar ama kesinlikle ve kesinlikle yapım ekini almayacaklar arkadaşlar. Peki sizi nereden vururlar? Şimdi bana dikkat edin. Diyorum ki kırmızı araba çok güzeldi. Örneğin bu. Diyecek ki altı çizili sözcüklerde kaç tane ya da hangisi basit yapılı bir isimdir diyecek. Bak, düşme can kardeşim. Neden düşme? Çünkü arabada bak ek yok, kırmızıda da ek yok. İkisi de basit. Hemfikirim. Bakın, araba isim. Nasıl araba? Kırmızı araba. Bu basit olmasına rağmen isim değil, sıfattır. O yüzden basit yapıda ismi sorduğu zaman isim göreviyle kullanılan sözcük ara. Ya da bak, buradaki basit bir fiil arkadaşlar hem basit sözcük olur, çünkü sözcükler ismi, sıfatı, zamiri, edatı, bağlacı, ünlemi hepsini kapsar. Ama sana eğer basit fiili sorarsa yapım eki almayan sözcüğü bulman gerekiyor. O yüzden bunlara çok önem verin. Dikkat ediyorum. Dikkat edin diyorum. Tekrar ediyorum. Basit sözcük deyince yapım eki almayanı bul. Ama basit isim derse, basit fiil derse lütfen sözcükleri göreviyle beraber düşün. Yani ben burada desem ki arkadaşlar uyuyor. Uyumak fiil, yor şimdiki zaman eki, yani ki peki. Yapım eki yok. O zaman bu
basit bir fiil olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Türemiş sözcük ne? Türemiş sözcük en az bir yapım eki almış olan sözcüktür. Tekrar ediyorum. En az bir yapım eki alacak ve başka bir sözcükle birleşmeyecek. Hocam, orada siz bir kavram yazmışsınız. Gövde. Gövde ne demek? Canlarım, gövde sözcüğün bir yapım eki almış halidir. Tekrar ediyorum. Gövde sözcüğün bir yapım eki almış halidir. Örnek veriyorum. Su sözcüğü kök. Ben buna lık, lik eki getirdim. Suluk oldu. Bak, bir tane yapım eki var. O zaman bu gövde. Ya da öğrenmek fiil. Ben buna ici yapım ekini getiriyorum. İyi düşüyor. Ne oluyor? Öğrenci. Bir tane yapım eki var. Fiilden isim yaptı. Hop, gövde oldu. Ya da başka bir örnek veriyorum. Kitap sözcüğü. Lık ekini getirdim. Bir tane yapım eki var. O zaman gövde oldu. İşte eğer size sorularda gövdeden türemiş derse en az iki yapım eki almış olan sözcüğü bulmanız gerekiyor. Tekrar ediyorum. Gövdeden türemesi için bak, sözcük ilk başta kök. Daha sonra bir yapım eki aldı. Gövde oldu. Gövdeden türemesi için en az iki yapım eki gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Kitap sözcüğünü buraya aldım. Kök. Gövde hali neydi? Kitaplık. Çünkü bir tane yapım eki aldı. Gövdeden türemesi için kitaplıksız dersem hem lık yapım eki hem de sız yapım eki var. Eşittir. Ne olmuş oldu? Gövdeden türemiş sözcük olmuş oldu canlar. Unutmuyorsunuz. Ya da o zaman başka bir örnek vereyim. Sevmek fiil. Sevmekten sevgi oldu. Gövde. Eğer ben sevgili dersem, bakın, ikinci yapım ekini aldı. Gövdeden türemiş oldu. Yani gövdeden türemesi için en az iki yapım ekini alması gerekiyor canlar. Şimdi şurada iki tane sözcük var. Bu sözcüklere çok iyi dikkat ediyorsunuz. Canlar, sevda sözcüğünün kökü sev değildir. Farsçadan bize geçmiştir ve kara aşk anlamındadır. Yani sevda köktür. Ve devam ediyorum. Bekle sözcüğünün kökü bektir. Durmak, geri anlamındadır. Beklemek anlamındadır. Ve bekten beklemek olmuştur. Yani isim köktür. İsimden fiil olmuştur. O zaman bir yapım eki aldığı için gövde mi? Gövde. Ama sevda eşittir kök. Bu durumda ben sevdalık dersem bir yapım eki aldığı için eşittir gövde konumuna gelmiş olur. Bunu sakın unutmayın. Başka örnek veriyorum. Doğmak fiil, doğmaktan doğu. Bakın, bir yapım eki aldı, sözcük türedi. Eşittir gövde olmuş oldu. Batmaktan batı. Sözcük bir yapım ekini aldı ve ne oldu? Gövde olmuş oldu. Saatçi, gövde olmuş oldu. Çünkü kökten türedi, bir yapım eki almış oldu. Yani bir sözcüğün türemesi için yapım eki alması lazım. Başka örnek veriyoruz. Temizden, temizlemek. Bakın, yapım eki aldı, sözcük türedi. Çünkü isimden fiil olmuş oldu. Bilek, kök, bileklik, gövde. Sözcük türedi mi? Evet, türedi. Yani türemiş sözcük en az bir yapım eki almış olan sözcüktür. Yapım eklerini anlarsanız mantığını zaten ne yapmış olursunuz? Kavramış olursunuz. Zaten bol bol örnek çalışması yapacağım canlar diyorum. Ve böylece basit sözcükler ile türemiş sözcükleri bitirmiş oldum. Bir sonraki videomuzda birleşik sözcükler ile yolumuza devam edeceğiz canlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.